Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimil hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Ve hlulukte temmil lisani efkahu kavli. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, af ve inayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak gecemizi, sohbetimizi hayırlara vesile eylesin. Evet kusura bakmayın, kıymetli dostlar hepinizden özür diliyorum. Bir aksaklık yaşandı. Yine huzurunuzdayız. Sedat Çapın, Remzi Karban, Tatar Solmaz, Yener Gündoğdu. Adil çok sever, çok keser pardon. Mehmet Kadakal saydım mı? İlk gelenleri sayıyorum. Tatar Solmaz, Birgül Kök, Nail Keskin, Adem Başkıran ve diğerleri. Hepinize selam olsun. Allah hepinizden razı olsun. Beklettiğim için tekrar özür diliyorum. Bu akşam inşallah cenaze konusunu ele alacağız. Bir sohbette biteceğini düşünmüyorum ama bitirebilirsek tabii ki ne ala. Çünkü konu çok. Bitiremezsek haftaya devam ederiz. Malumunuz olduğu üzere cenazelerde pek çok şeylere şahit oluyorsunuz. Hemen hemen her gittiğiniz cenazede farklı bir uygulamaya rastlayabiliyorsunuz. İşte bir köyden diğer bir köye geçtiğiniz zaman orada farklı adetler baş gösteriyor. Diyorsunuz ki Allah Allah, şu karşı tarafta farklı bir uygulama var, burada farklı bir uygulama var. Şaşırabiliyorsunuz. Bunun sebebi nedir? İşte bunun sebebi çoğunlukla Kur'ansızlık. Çünkü her hoca farklı kaynakla beslendiği için haliyle uygulamaları da farklı oluyor. Yani kaynak bir olmadan ümmet bir olmaz diye bir söz var. Hakikaten çok doğru bir söz. Eğer ümmetin birliği sağlanacaksa bu ancak kaynağı birlemekle mümkün olur. Yani herkes Kur'an'dan beslense, herkes dinini Kur'an'dan öğrense bu farklılıklar olmayacaktı. Kur'an'dan beslenmediğimiz için işte her hoca farklı şeyler söylüyor. Bunun çözümü de yine Yüce Rabbimiz tarafından bizlere bildirilmiş. İşte onlardan bir tanesinde Yüce Rabbimiz Şura Suresi 10. ayette buyuruyor ki Estağfirullah ve mehteleftüm fihi min şeyin. Herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz, yani anlaşmazlık demektir ihtilaf biliyorsunuz, görüş ayrılığı demektir. Herhangi bir konuda görüş ayrılığına, anlaşmazlığa, ihtilafa düşerseniz, fehukmuhu ilallah, o ihtilafa düştüğünüz şeyin çözümünü Allah'ın kitabına götürün buyuruyor. Ama maalesef işte sorun burada başlıyor. Hocalar dini bir konunun çözümünü Kur'an'a götürmüyorlar. Bu ayetlerden daha doğrusu habersizler. Habersiz oldukları için, dolayısıyla da Kur'an'a götürülmediği için konular bu kadar farklı efendim görüşler ortaya çıkabiliyor. Bir sorunun cevabını filan hoca başka veriyor, öbür hoca başka söylüyor. Çünkü hepsinin beslendiği kaynak, bilgi edindiği kitap farklı. Halbuki Kur'an'dan beslenmesi gerekiyor. İşte herkes Kur'an'dan konuşsaydı tüm hocalar hiçbir tartışma olmayacaktı. Herkes aynı şeyi söyleyecekti. Ama maalesef Kur'an'dan konuşmadı hocalar. Çünkü Kur'an'ı bilmiyorlar çoğu. Bilenler de diyorlar ki canım böyle diyenin vardır bir bildiği zihniyetiyle. İşte hocaların için hakikati söylemiyorlar diye geçtiğimiz aylarda, belki de geçen yılda bilemiyorum, bayağı bir program yaptık. Niçin gerçekleri, hakikati söylemiyorlar diye. Bunun iki sebebi olabilir.
belli başlı iki sebebi olabilir. Bir, bilmiyor olabilir. Soru sordunuz hoca, bu sorunun cevabını bilmiyordur ama bilmiyorum demez. Kur'an dışı kaynaklardan alır bilgileri veyahut okulda hocasının öğrendiği bilgilerle kalmıştır. Hocası ne dediyse o da o cevabı veriyor. Yani yanlış cevap veriyor. Birinci sebep bu. İkincisi de biliyordur ama söylemeye çekiniyordur. Nasıl olur hocam diyebilirsiniz. Yani bir hoca hakikati söylemekten nasıl geri kalır, nasıl geri durur, kimden korkar derseniz bu korku çok çeşitli olabilir. İşte birisi dışlanma korkusu olabilir toplum tarafından. Biz de zaman zaman dışlanıyoruz. Yani bunca senin neyine lazım? Yani boş versene, başına ne iş açıyorsun? Gibi böyle bir diyenler var. Bir grup makamından, mevkisinden, işinden atılma korkusu taşıyabilir. Değil mi? İşte örnek vermek gerekirse şöyle diyebiliriz. Mesela Diyanet'in resmi görüşü vardır. Dolayısıyla Diyanet'e bağlı olan bir hocanın bu görüşün aksine efendim görüş bildirmesi düşünülemez. Söylerse belki mesleğinden ihraç olabilir. Mesela Diyanet'e göre cuma namazı kadınlara farz değildir. Cuma kılabilir diyor ama farzdır demiyor hiçbir zaman. Şimdi tutup da bir hoca bunu söylerse başı ağrıyabilir. Veyahut Diyanet diyor ki özel durumda olan kadınların oruç tutması, Kur'an okuması, efendim namaz kılması filan haramdır diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de böyle bir yasaklık yok. Bir hoca çıkıp da dese ki canım bütün ibadetlerini yapabilir, bu da neymiş dese, ne olur? Sıkıntı yaşayabilir. Dolayısıyla bilenler susuyor, bilmeyenler zaten bilmiyor, araştırmıyor da canım. Biz diyor eskiler ne demiş, onu söyleyelim, geçelim, gidelim, başımızı niye ağrıtalım diyorlar. Tabii bir ihanettir. Bu ihanetin bedelini Yüce Rabbim mutlaka soracaktır. Çünkü Allahu Teala Bakara Suresi 159'da bakın şöyle dehşetli bir uyarıda bulunuyor. 159'dan 174'e kadar okursanız bakın mealini okuyayım hemen. Şöyle diyor Rabbimiz, indirdiğimiz apaçık delillerle kitapta olan o gerçek bilgileri, yani Kur'an'daki bilgileri, doğru bilgileri biz apaçık delillerle gösterdikten sonra, biz açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, yani benim ayetlerimi, benim kitabımdaki bu açık bilgileri gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet okuyanlar lanet ederler. Ama tövbe edip kendini düzeltenler, sonradan gerçeği itiraf edenler, işte bunun dışındadır, onları bağışlarım diyor. Yani bir hoca gerçeği gizledi, bilerek işimden atılmayayım diye. Ama sonradan dedi ki, efendim tövbekar oldu. Muhterem cemaat, ben vaktiyle böyle böyle demiştim ama doğrusu budur. Yanlış yaptım, siz beni affedin, Allah da beni affetsin diye tövbekar oldu. Allah diyor ki, bağışlarım, olabilir. Ama bunu yapmıyorsa Allah ve melekleri ona lanet eder. Sonra ne olur bakın mahşer gününde? Onu da 174. ayetten okuyabiliriz. Şöyle diyor, bakın Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu bir menfaat karşılığında satanlar var ya, bakın menfaat karşılığında susanlar var ya, işimden atılmayayım falan diye. Onlar karınlarını ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Yani onların kazancından elde ettikleri aslında ateş satın alıyorlar. Menfaat karşılığında sustu ya, o aldığı şeyi yiyip içiyor mesela, o menfaati, o parayı, o maaşı. Aslında karnına hep yedikleri birer ateştir. Ateş yutuyor. Allah diyor kıyamet gününde onlarla böyleleriyle konuşmayacak. Onları arındırmayacak, onlara elem dolu bir azap vardır. Bu işin çok ağır bir vebali var kıymetli dostlar. İşte biz kitaptan
kendimize pay olarak verilenleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bundan ibarettir. Şu vebalden, şu sorumluluktan kurtaralım diye uğraşıyoruz. Yoksa toplumdan dışlanmak, efendim millet nedir kaygısını bir tarafa bıraktık, Allah nedir'in kaygısına düştük, hamdolsun. Bu hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu uydurulmuş dini efendim deşifre etmeye çalışıyoruz ki insanlar daha fazla kandırılmasınlar. Bazıları işte diyorlar ki ya sen niye böyle dindarlarla uğraşıyorsun? Kafirlerden hiçbir tane Müslüman yapabildin mi bugüne kadar diyor. E tabi bu da Kur'an'ı bilmeyen bir insanın söyleyebileceği cümleler bunlarda. Çünkü hidayet Allah'tandır. Öncelikle bunu söyleyelim. Çünkü Kasas suresi 56. ayette Allahu Teala Nebi Aleyhisselam'a bile diyor ki sen, bakın Kasas suresi 56, 28. surenin 56. ayeti, değerli dostlar, diyor ki sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin. Hatta ne kadar uğraşsan da, bakın Kasas suresi 56, hemen açayım. Bakın buyuruyor ki, Estağfirullah, inneke, şüphe yok ki sen ey Muhammed, la tehdi men ahbebte. Sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin ya Muhammed. Velakinallahe yehdi men yeşâ. Fakat Allah dilediğini değil, burada öyle mana vermiş ama bu mana yanlış. Allah dilediğini hidayete erdirir demiş. Hayır, Allah dileyeni hidayete erdirir. Yani ben doğruyu bulmak istiyorum diye bir adım atmış adam, yola koyulmuş. Doğruyu bulmak için, yani hidayet doğruluk demektir biliyorsunuz, dost doğru yol demek. O yolu bulmak için bir çaba içerisine girmiş olanları, bir arayış içine girenleri, emek verenleri Allah hidayete erdirir. Adam hidayet arayışı yoksa bir adamın, onu hiç kimse hidayete erdirmez. Kendisi isteyecek, yola koyulacak, en azından niyetlenecek, bir adım atacak. Allah diyor ki ben onu hidayete erdiririm, hatta hidayetini de artırırım diyor. Ki Kur'an'dır hidayet rehberi, Kur'an insanların imanını artırır zaten, hidayetini artırır. Çünkü yolu o gösterecek. Kur'an'a iman etmeyen adama kim neyi gösterebilir ki? Yasin suresinde belirtildiği gibi sen ancak görmediği halde Allah'a, Allah'tan sakınan, Allah'tan korkanları, bir de Kur'an'a iman edenleri uyarabilirsin ya Muhammed. Senin vereceğin öğüt Kur'an'a gerçekten iman edenlere fayda verir. Şimdi adama ayeti anlatıyorsunuz, adam nefreti artıyor. Halbuki Allah-u Teala Enfal suresinde ne buyuruyor? Müminler öyle kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında onların yürekleri titrer ve o ayetler okunduğunda bu ayetler onların imanını artırır. Bazılarının nefretini artırıyor. Adamın kaşları çatılıyor. Müslüman, beş vakit namaz da kılıyor. Ama Kur'an'a göre ne? Görünüşte Müslüman da. Kur'an'a göre ne? Allah böylelerine ne diyor? İmanın artması lazım sana ayetin, Allah'ın ayetleri hatırlatıldığında. Ne bu öfke? Ama yok, adamın nefreti artıyor. Çünkü onun kutsalına dokunuyor ayetler. Ona göre evliya olan, Kur'an'a göre şeytan olan adamları var onun. Siz ona laf attınız, onun kutsalına dokundunuz, putuna dokundunuz, onun ilahına dokundunuz, size saldıracak. Kur'an falan umurunda değil onun. Halbuki onun kutsal saydığı kişilere Allah şeytan diyor, Kur'an'ı anlasa, Kur'an'ı okuyarak, efendim anlayarak okusa anlayacak zaten. Meğerse benim evliya dediğim adam şeytanın ta kendisiymiş diyecektir. Bir örnek vereyim isterseniz. Kim evliya görünümlü şeytandır? Sizi Kur'an'dan alıkoyan herkes kim olursa olsun bilin ki şeytandır. Böyle evliya kılığına girmiş, efendim görüntüsü, kıyafeti adeta asr-ı saadet dönemi gibi, peygamberin zamanındaki gibi giyinmiş olabilir. Ama
sizi bırak Kur'an'ı diyor. Allah dostları var, onlar ne dedi ona bak diyor ya, bilin ki o şeytan. Çünkü öyle diyor. Mesela Zuhruf suresi 36. 37. ayetlerde kim Kur'an'dan yüz çevirirse diyor Allah-u Teala, şeytan ona musallat olur da, bakın Kur'an'dan kim yüz çevirirse şeytan böylelerine musallat olur. Onun ayrılmaz bir dostu haline gelir. Her yerde onunla beraber olur artık. O adama her türlü yanlışı yaptırır da o adama en doğru sensin dedirtir. O adam en doğru benim zanneder. Düşünebiliyor musunuz? Kim Kur'an'ın dışına çıkıyorsa, Kur'an'dan ayete rağmen efendim sırt çeviriyor, yüz çeviriyorsa şeytan onun ayrılmaz bir dostu olur. O kişiye her türlü yanlışı yaptırır. O kişi hala en doğru benim zanneder. İşte budur. Sonunda ne olur? Allah'ın huzuruna vardığında sen cehennemliksin denir. O zaman ne yapar biliyor musun? Furkan suresi 27'den itibaren bahsedilen, orada anlatılan bir insan tipolojisi var. Elini şeyine koyar da böyle saçını başını yolarcasına, eyvah! Keşke filancıyı ben evliya sanmasaydım, evliya edinmeseydim. Ben bu adamı evliya zannettim, peşinden gittim. Meğerse beni, Kur'an bana ulaştığı halde beni Kur'an'dan uzaklaştırmış bu adam. Ben evliya zannediyordum. Eyvahlar olsun. Ellerini ısırır da, keşke seni hiç tanımasaydım der o kişiye. Evliya dediğin adam, Kur'an'a göre konuşur, Kur'an'a göre yaşar, insanları Kur'an'a davet eder. Allah'ın dostu demektir evliya. Allah'ın dostu ise bir adam Allah'ın kitabına davet edecek. Kur'an'dan sizi birisi alıkoyuyorsa, bırak Kur'an'ı diyorsa, bilin ki o evliya kılığına girmiş bir şeytandır. Evet, uzattım. Zaten sohbete geç kaldık, derse geç kaldık. Tekrar yeni katılanlardan özür diliyorum. Zaten bir akşamda biteceğini düşünmüyorum bu konunun. Hemen başlayalım isterseniz. Cenazelerde çok büyük bidatler, hurafeler boy gösteriyor dedik. Şimdi tabii benim aklıma gelmeyen, burada sayamadığım şeyler de olabilir. Onları da inşallah sizler hatırlatırsınız yorumlarda. Onu da gelecek haftaki sohbetimizde dile getirmeye çalışırız. Şimdi öncelikle kıymetli dostlar şöyle inanışlar var. Diyor ki adam, mesela acılar içinde ölüyor bir adam. Çok acı çekerek. Hemen dışarıdan diyorlar ya, gördün mü Allah ona neler çektirdi. Öyle onlardan başlayalım. Ölüm şeklinden isterseniz bir başlayalım. Gördün mü Allah ona neler çektirdi. Yıllarca çekti. Ya biz bilemeyiz. Niye çekiyor? Allah o kişinin derecesini yükseltmek istiyor olabilir. Yani başımıza gelenler mutlaka yapıp ettiklerimizden dolayıdır diyemeyiz. Evet, bazıları bizim hak etmişizdir, ondan gelir. Bazılarını hak etmeyiz, gelir. Mesela Allah'ın nebilerinin başlarına da biliyorsunuz çok ağır imtihanlar geldi. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın çektiği neydi? Hanımı bile, hanımıyla oğlu bile kafir olarak ölmüşler. Koskoca Nuh Aleyhisselam. 1000 yıl yaşamış yaklaşık, işte gece gündüz insanları davet etmiş de onun sözüne, onun davetine hanımıyla oğlu bile icabet etmemiş. Ve kafir olarak ölmüşler. Gözünün önünde boğulmuş oğlu. Ölmesi bir tarafa, onun üzüntüsünü bir tarafa bırakın, kafir olarak ölüyor. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın vardı bir yaptığı yanlış da ondan oldu diyemeyiz. Değil mi? Çünkü peygamberler örnek insanlardır, rol modellerdir. Dolayısıyla biz oralardan örnek alacağız. Başımıza bir şey geldiğinde ben Nuh bile değilim ki, ben kimim ki? Ben kim oluyorum ki? Bana düşen sabırdır diyeceğiz. Bunun gibi Yakup Aleyhisselam'ın var, Yunus Aleyhisselam, işte bir sürü çile çeken peygamber, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var. Neler çektiler, bunları hak ettiler miydi? Yok. Bazılarını hak etmişizdir başımıza gelenlerin, bazıları da bizim imtihanımız olabilir, derecemiz yükselecek olabilir. Ölüm şekline bakarak bir adamın biz cennetlik veya cehennemlik olduğu kanaatine, efendim hükmüne varamayız.
Mesela adam diyor ki gördün mü suratı diyor öldüğünde simsiyah olmuştu diyor. Ya bu biyolojikmiş, tıbbi bir şeydir. Yani mesela kalp krizinden ölen insanların suratı kararır. Çünkü kan artık dolaşım yapamıyor, kalp duruyor. Dolayısıyla kan dolaşmayınca vücutta artık vücudun kararması da normal. Onun için bakarak biz yargılayamayız. Burada hata ederiz. Bazıları da ölüm zamanını veya gününü ön plana atarak şahit olduğum bir olay. Birisi dedi ki bayram günü ölen birisi için ne mübarek adam bayram günü öldü. Bayram gününü ölmek herkese nasip olmaz dedi. Sanki dedim içimden yani ölümümüzü sanki biz tayin ediyoruz. Ya intihar etmiyoruz ya sonuçta. Biz mi belirliyoruz ne zaman öleceğimiz? Bizim elimizde değil ki ne zaman öleceğimiz. Değil mi? Sonra öbür tarafta diyebilir ki gördün mü Allah ona bayram gününü yaşatmadı da diyebilir yani. Değil mi? Bayram günü öldüğüne mübarek adam da diyebilirsiniz. Gördün mü Allah onu bayrama çıkartmadı da diyebilirsiniz. Bu ikisini de söylemek mümkün. Çünkü ölüm gününü biz seçmiyoruz. Bazılar işte diyor ki ya mübarek cuma günü öldü, bayram günü oldu. Ne diyor? Herkese nasip olmaz diyor. Ya ölüm günümüzü biz seçmiyoruz. Doğum günümüzü seçmediğimiz gibi. Bunlara bakarak biz hüküm vermemeliyiz. Sonra işte bu kadar cemaat diyor bakın herkese nasip olmaz. Doğru. Ama peki yani şimdi cemaati çok kalabalık oldu. Bu adam iyi bir adam. Cennetlik de diyemeyiz biz. Niye diyemeyiz? Çünkü zenginlerin cenazeleri genellikle siz de şahit olmuşsunuzdur. Kalabalık olur. Garibanın cenazesi kalabalık olmaz. Şimdi garibanlar cehenneme, zenginler cennete mi gidecekler cemaati kalabalık diye? Değil mi? Veya Allah yolunda canını adamış insanlar var. Bir yangında kül olmuş. Bırakın cemaatinin kalabalık oluşunu. Salası bile okunamamış. Efendim cenazesi bile çağrılamamış. Ama cennete gidebilir. Cesedine dahi ulaşılamamış olabilir. Ama Allah yolunda yaşamıştır. Allah'ın razı olduğu bir hayat sürmüş olabilir. Bu cennete gider. Cenaze namazı kılınamadı diye cehenneme mi gidecek yani? Şehitler var değil mi? Savaşta ölmüş, dağlarda kalmış. Belki yabani hayvanlar tarafından cesedi parçalanmış. Bırakın cemaati, cenazesi bile, mezarı bile yok. Dünyada bir tane taşı bile yok ama Allah'ın sevdiği bir kul olabilir ve cennete gidebilir. Dolayısıyla bu konularda bizim yaygın yanılgılarımız var. Onunla başlamak istedim. Bu konuda ahkam kesmenin alemi yok. Onu demeye getiriyorum. Bir başka konu, bakın cenazeyi yıkamakla başlayalım. Cenaze yıkanıyor. Çok bulunduk. Burada dinimizin istediğinden çok atalarımızın, dedelerimizin ne yaptığına bakılarak hareket ediliyor. Dedelerimizden, babamızdan ne gördüysek, çevredeki hocalardan ne gördüysek o şekilde yıkama yapıyoruz. Mesela bununla alakalı çok yaygın yanlışlar var. Mesela bazıları der ki cenaze yıkamaya giderdik. Abdest aldın mı falan. Yani abdestsiz yıkanmaz diye inanılıyor mesela. Cenazeyi yıkayacak olan adamlar önce kendileri bir abdest alacak derler. Peki deliliniz ne? Delil falan yok. Yani eskiden beri öyle gördük biz. Böyle bir din olur mu? Eskilerden beri bir şeyin yapılıyor olması o şeyin doğru olduğunu göstermez. Allah ne diyor bu konuda? Millet ne diyor bırak. Allah ne diyor? Buna bakmak lazım. Peki Kur'an'a bakıyoruz. Allah ne diyor abdestle alakalı? Namaz kılacaksanız abdest alın diyor. Maide suresi 6. ayet. Yani cenaze yıkayacağınız zaman abdest alın falan demiyor. Oruç tutarken abdestli olun demiyor. Zekat verirken abdest alın demiyor. Ama namaz kılacaksanız abdest alacaksınız. Abdestsiz yapılamayacak tek şey namaz kılmaktır. Abdestsiz Kur'an da okursunuz. Camiye de girebilirsiniz. Efendim her şeyi yapabilirsiniz abdestsiz. Ama sadece namaz kılamazsınız. Tek bir şey yapamazsınız. O da namaz kılmaktır.
Namazın şartıdır abdest. Bunun dışında hiçbir şey için abdest şartı yoktur Kur'an'da. Kur'an'da yok ama deyip devam edemezsiniz. İşte böyle devam edildiği için bu dine ilaveler yapıldı. Sayılamayacak kadar ilave yapıldı. Ve dinin aslı kayboldu. Aslında teferruatta boğuluyoruz, detayda boğuluyoruz. Özü bıraktık. Sana göre alınsa daha iyi olur, ötekine göre bilmem neli olsa daha iyi olur. Ekleyen ekleyene gidiyor. Allah diyor ki benim dinime sakın hiçbir şey katmayın. Zümer suresini okuyun. Hep bahsediyoruz Zümer suresi. Zümer suresinin ikinci başından 11. ayete kadar okuyun. 11. ayette mesela diyor ki benim dinime hiçbir şey ilave etmeden kulluğu yalnız Allah'a yapmakla emrolundum ben. Hazreti Muhammed bakın Allah'ın kitabına, dinine, din Kur'an'dır. Bakın din Kur'an'dır. Ve Kur'an'dan sorguya çekileceğimizi Allah Zuhruf suresi 44'te bildiriyor. Sakın evliyadır, büyük adamdır diye birinin peşi sıra takılıp gitme diyor Allah. Rabbinden sana indirilen kitaba uy diyor Araf suresi 3. ayette. Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık diyor Allah onlarca ayette. Ki onlardan biri Enam suresi 38. Dininizi kemale erdirdim diyor. Kur'an'ın inişiyle din tamamlandı. Hiçbir şey eksik kalmadı. Kur'an yeterli bir kitaptır. Kur'an size yetmiyor mu diyor Allah. Sakın bu dine bir ilave yapmaya kalkmayın. Dolayısıyla sorgulanmamız da Kur'an'dan olacağına göre Kur'an'a bakıyoruz. Allah diyor ki abdestsiz namaz kılınmaz. Bu kadar basit. Başka? Diğer her şey yapılabilir. Tamam. Dini Allah'a has kılmak bu demektir. Efendim yok kan abdesti bozar demiş, öbürü bilmem ne demiş falan filan. Kardeşim siz kimsiniz? Kimsiniz siz? Allah hükmüne hiç kimseyi ortak etmez diyen ayetlerle dolu Kur'an. Yusuf suresi 40'ta var, Kehf suresi 26. ayette var. Biraz önce söylediğim Zümer suresine sakın bu dine hiçbir şey ilave etmeyin diyor. Siz ne hakla ilave yapıyorsunuz? Yani Allah düşünemedi mi haşa? Allah unuttu mu haşa? Hüküm koyma yetkisini Allah peygamberine bile vermemişken. Bakın hep hatırlattığımız Hakka suresi 44-47 arasındaki ayetlere bir göz atın. Eğer o peygamber bizim demediğimiz bir şeyi demeye kalkarsa şah damarını koparırız diyor Allah. Peygambere böyle böyle yetki verilmemişken siz kimsiniz de Allah'ın demediğini şart olarak ortaya koyuyorsunuz? Hüküm koyuyorsunuz, kural koyuyorsunuz din adına. Dinin sahibi kim? Allah. O halde kuralları o koyar. Yoksa o alimler de koyabilir dediğiniz zaman zaten bitti. Allah'ın kulluğundan istifa ettiniz. O kişiye kul oldunuz demektir. Bunu da Tövbe suresi 31. ayetten öğreniyoruz, anlıyoruz. Din adamlarını ilah edinmek de var işin içinde. O ne derse doğrudur dediniz falan hoca için bilin ki ilahınız, Rabbiniz o oldu. Dini Allah'a has kılacaksınız. Her şeyden önce. Yoksa şirke düşersiniz. Allah'ın bağışlamayacağı tek ve en büyük günah şirktir. Kur'an bunu söylüyor. Şimdi değerli dostlar, bakın cenazeyi yıkamak için abdest alma şartı yok. Aslında o ölüyü de ölüye de abdest alma şartı yok. Şimdi bin bir işkence yapılıyor o cesede. Şimdi önce bir genel temizlik yapılıyor. Vücutunda bir affedersiniz necaset olabilir. Necis bir şey olabilir, kan olabilir, işte pislik olabilir affedersiniz. Onu gidermek için ölü yıkanır, yıkanması gerekir. Yani bu sebeple yıkanır. Çünkü cemaatin önüne konacak. Cemaat bunu omuzunda taşıyacak. Kötü bir koku, değil mi? Efendim bir görüntü olabilir diye aslında yıkanır ölü. Ama ne yapıyorlar şimdi? İyi niyet bazen insanı nerelere sürüklüyor? İyi niyet, hani derler ki cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla örülüdür. Bakın insan böyle cehenneme gider, böyle müşrik olur. Mesela Mekke müşrikleri Allah'a inanmadıklarından dolayı değil. Müşrikler Allah'ı inkar ettiklerinden dolayı değil.
Allah'la, Allah'a daha fazla yaklaşmak için Allah'la aralarına aracılar koydular. Bunu Kur'an'dan öğreniyoruz. İşte Zümer suresi 3. ayette geçen hafta da bahsettik. Estağfirullah. Ela lillahi dinül halis. Haberiniz olsun, Allah'ın dini halis bir dindir. Hiçbir yama, hiçbir ilave kabul etmez. Vellezine tehazu min dunihi evliya. Tuttular bazıları, bakın, bazıları tuttu, Allah'la kendi arasına evliyalar koydu bazı insanlar. Mâ na'buduhum illâ liyukarribûnâ ilallâhi zülfâ diyerek, biz bunlara tapmıyoruz ki Allah'la aramıza aracı olarak bunları evliya koymamızın, evliya yapmamızın sebebi bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Daha fazla bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz evliyalara sarılıyoruz dediler. Böylece kafir oldular diyor Allah. Allah'la araya birini koymak insanı kafir ve müşrik yapar. E şimdi bu ilaveler işte dini din olmaktan çıkarıyor. Ha dinden bir parçayı kaldırıp attınız, ha bu dine bir şeyi ilave ettiniz fark etmez. Müdahale ettiniz. Allah'ın arı duru dinine ilave yaptınız, bozdunuz. Halis bir tereyağına katkı yaptınız. Bir şey ilave ettiniz, artık o halis tereyağı olmaktan çıktı. Bala ilave yaptınız, halis doğal bal olmaktan çıktı. Allah'ın dinini ilave yaptınız, Allah'ın dini olmaktan çıktı. Artık beşerin dini oldu. Müdahale edildi çünkü. Allah bunu ta başında söylüyor. Dini Allah'a has kıl. Bunu söylüyor. Fakat insanlar rahat durmuyorlar. Daha fazla dindarlık gösterisine soyunuyorlar ve ilave yapa yapa müşrik durumuna düşüyorlar. Kendilerini ilahlaştırıyorlar. Bir hoca ne kadar çok zorlaştırırsa bu dini zaten o çok büyük hoca oluyor. Eskiler anlatırdı. Ben Sübhaneke'yi efendim bir ayda geçemedim, veremedim derlerdi. Kılı kırk yaran hocalar vardı. Tabii mana üzerinden kılı kırk yarılmazdı. Sadece Kur'an'ın alfabesini okumasını sökme, Arapçasını okuma yönünde gösterildi bu efendim zorluklar. Halbuki mana üzerinde gösterseydi keşke. Şimdi değerli dostlar, bakın ölüyü yıkamaktan kasıt, ölen kişi kendinden haberi yoktur. Altında bir pislik olabilir, nahoş bir görüntü, nahoş bir koku olabilir. Bunu gidermek için yıkanır ceset. Cemaat rahatsız olmasın diye. Ama şimdi ne yapıyor? Ha, gitmişken biz bunu nasıl olsa yıkadık, bir de abdest aldıralım. Ya ölü namaz mı kılacak Allah aşkına? Abdest namaz içindir. Allah öyle diyor. Ölen adam namaz falan kılamaz yani. Namaz kılmayacak bu adam. Bu adam öldü. Niye abdest aldırıyorsunuz? Çevir öteye. Ondan sonra bir de gusül abdesti alınıyor. Biliyor, önce bir namaz abdesti aldırılıyor. Bir de ondan sonra efendim sağa sola çevirme işi o bu. Yani boy abdesti alınıyor. Güya cünüp olabilir, yıkayalım bunu, cünüplükten kurtaralım. He? Ne olacak? Adam yaşarken eğer boy abdestini almadıysa sen ona 1000 kere boy abdesti aldırsan neye yarayacak bu? Allah çünkü kendi yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz diyor. Biraz sonra göreceğiz bununla alakalı. Konu dönüp dolaşıp oraya dayanacak zaten. Neye yarar? Sen kendin abdest alacaksın. Ha ben öldüm, alamıyorum. Tamam, öldüysen sorumluluğun bitti. Abdest almana gerek yok zaten. Ölü namaz kılacak değildi artık. Çevir o yana, çevir bu yana. Bunlar gereksiz şeyler. Yani bir insan öldüğü zaman ister kadın ister erkek olsun, buna yapılması gereken nedir? Ha, vücutunda bunun nahoş bir koku, nahoş bir görüntü varsa bunu izole etmek, efendim vücutundan gidermek, cemaate rahatsızlık vermesin diye. Bunun için temizlik yapılır, bu kadar. Öyle sağa sola çevirme bilmem ne, onlar gereksiz şeyler, abartılardır. Cenaze yıkamaktaki maksat bu olmalıdır, budur. Şimdi cenazelerde çok duymuşsunuzdur, ölene ağlamak günah mıdır diye soruluyor. Hadis kitaplarında var. Hatta Buhari'de en sağlam kabul edilen kitaplardan birisinde
ölü yakınlarının ağlamasından dolayı ölüye azap olur demiş güya peygamberimiz. Benim peygamberim bunu demez. Ama onların inandığı peygamber diyorsa, ha buna bir şey demiyorum ama şunu demek zorundayım. Demek ki sizin inandığınız peygamber Kur'an'da anlatılan peygamber değil. Ya da sizin peygamberiniz ölü yakınları ağladığından dolayı ölüye azap olur dediyse, demek ki Kur'an'a aykırı konuşmuş o peygamber kim ise. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Estağfirullah ve la teziru vaziretun vize uhra diyen bir sürü ayet göndermiş. Bunun benzeri ayetler de var. Hiç kimse bir başkasının işlediği bir cürümden, bir suçtan dolayı cezalandırılmaz diyor Allah. Adam ölmüş, burada birileri ağlıyor diye o adama azap olacak. Böyle şey olur mu? İster Buhari'de değil, Kur'an'da geçmiyorsa kardeşim, ben buna iman etmek zorunda değilim. Ve Kur'an'daki geçen ayete de aykırı ise o hüküm, hangi kitapta geçiyorsa geçsin, Allah'ın sözüne aykırı bu. Bunu elimizin tersiyle iteceğiz. Ne yani? Benim suçum ne? Ben niye azap görüyorum bana, ben öldüm. Yakınlarım bana ağlıyor diye bana niye azap olsun? Ya Rabbi ben işlemediğim bir suçtan dolayı bana niye azap ediyorsun? Halbuki sen ayetlerde kimse işlemediği bir suçtan dolayı azaba, cezaya çarptırılmaz buyurmuştun sen. Derin değil mi? Peygamber Allah'ın ayetinin tersini söyler mi? Söylemez. Ama söyletmişler. Söyledi diye, peygamber buyurdu ki diye yüzlerce, binlerce iftirayı kitaplara doldurmuşlar. Hadis adı altında. Fazla uzatmaya gerek yok. Bunu daha önce de işledik biz. Her şeyden önce ölüye ağlamak günah değil. Önce onu bileceğiz. Ölüye ağlamak günah değil. İsyan etmek günah. İsyanı da ağlayarak isyan ediyorsa günah. Onu da isyan eden kim ise cezası ona verilir. Günahı ona yazılır. Bu kadar bu. Bunu fazla uzatmaya gerek yok. Diyorlar ki işte cenazelerde ağlamayın, ağlarken yaş dökmeyin. Yani gözden yaş dökülmeyecekmiş. Allah Allah. Gözden yaş dökülmüyorsa ona zaten ağlama denmez ki. Allah'ın Nebisi bile çocuğuna, rivayetlerden öğrendiğimize göre, oğlu İbrahim için gözyaşları döktü. Çünkü kalp gözyaş döker, kalp mahzun kalır. Kalp üzülünce gözden yaş dökülür buyurmuş. Dolayısıyla bu insani bir şeydir. Fıtratımıza olan bir şeydir. Allah bizi böyle yaratmış. Bizim dinimiz fıtrat dinidir. Ağlamak günah filan değildir. Sonra diyorlar ki ağlarsanız, yaş dökerseniz diyorlar, gözden yaş dökülürse ölünün abdesti bozuluyormuş. Bir de o da var. O zaman yeniden yıkamak gerekiyormuş. Ya ilk başta söylediğim gibi ölü namaz kılmaya gitmeyecek. Ölü toprağa gidiyor. Onun için namaz diye bir şey söz konusu değil artık. Namaz kılacak olandan Allah abdest almasını istiyor. Sonra ölünün abdestinin olmadığı gibi bozulması da söz konusu olamaz. Ölen adam abdest zaten nasıl tutacak, tutsa ne olacak? Sonra ağlamak abdesti bozmuyor bir. Bozsaydı bile ağlayanın ki hadi bozulurdu. Ölünün nesi, abdesti niye bozulsun? Yani ağlayan benim, eylemi yapan benim, başkasının abdesti bozuluyor. Öyle şey olur mu? Yaş akıtılmayacakmış. Öyle diyorlar. Bazıları da şöyledir. Ölünün yüzüne mesela bakmak isteyenler olur. Şeyler bakmasın. Efendim abdesti olmayanlar bakmasın. Abdestin var mı senin diye azarlıyorlar oradan. Abdesti olmayanlar bakamıyormuş. Bunu da söylerler. Bunun da hiç alakası yok. Ondan sonra özel durumda bulunan kadınları sakın bakmasın. Hatta onlar mezarlığa da girmesin derler. Ne hikmetse. Niye girmesin? Yani sebep ne? Özel durumda bulunan kadınlara Allah-u Teala sadece cinselliği yasaklamış. O da Bakara suresinin 222. ayetinde bildirilmiş. Bunun dışında her şeyi yapabileceğini anlıyoruz Kur'an'da. Bütün ibadetlerini yapar, yapmalıdır. Evet, işte bakın sayıyoruz. Bunlar hep işte uydurulmuş dinin şeyleri, görüşleri. Allah'ın dininde böyle şeyler yok.
Ağlamak abdesti bozmaz. Zira Nebi Aleyhisselam namaz kıldırırken bile zaman zaman ağlardı. Çünkü okuduğu ayetlerin manasını biliyordu. O mana onu ağlatıyordu. Yani o zaman abdestsiz mi namaz kıldırıyordu yani? Abdesti bozan şeyi de yine Rabbimiz Maide Suresi 6. ayetlerden öğrendiğimiz gibi bakın tuvalete gitmek olarak bize bildiriyor. Tuvalete giderseniz abdest bozulur. Bu kadar. Ölünün yüzüne namahrem olanlar da bakabilir. Özellikle cenaze, bakın ölen kişi toprağa verilirken, özellikle bayan, ölen kişi hanım bayan ise, hemen derler ki, aa namahremler sakın bakmasın, öteye dönsünler falan filan. Ya bu çıplak mı veriliyor toprağa? Yani kefenine verilmeyecek mi yani? Açık bir yeri mi var bunun? Yok. Veyahut da toprağa verilmeden az önce, işte insanlar yüzünü son kez görelim diyorlar, görüyorlar. Aa namahrem bakmasın. E ne olacak bakarsa? E olmaz, günah. Yok kardeşim, bu hayattayken sokakta yürüyordu, ben bunun yüzüne bakıyordum. Veya değil mi, yaşlı bir teyzemiz ölmüş, 80 yaşında bir kadın ölmüş diyelim ki, diyorlar ki aa namahremler sakın çekilin ha, büyük günah. Ya neresi günah? Bunun yüzüne bakacak adam. Canlıyken yüzüne bakıyorduk, ölünce mi yani şey oldu? Anlamak mümkün değil. Dini tersten okumak herhalde böyle bir şey. Biraz önce dedim ya, hayızlı kadınlar diyorlar mezarlığa giremez. Kim diyor bunu? E diyorlar. E bu uydurulmuş din. Allah'ın dininde böyle bir şey yok. Sonra kadın öyle bir hale getiriliyor ki bakın toplumda, siz de şahit olmuşsunuzdur. Normalde başı açık gezen bir kadın. Mezarlığa girerken çantasına bir başörtü çıkarıp şöyle yarı yamalak örtüyor. Ya gülesim geliyor. Ne olacak? Ve mezarlığa girerken baş örtülecekmiş. Sonra ziyareti bittikten sonra çıkarken tekrar başını açıyor, çantasına koyuyor. Ya tamam başını kapatmıyorsun, biz saygı duyarız sana ama keşke sen yaşayanlar için başını kapatsan da mezarlıkta açsaydın. Mezarlıkta seni kimse görmez. Çünkü ölüler görmez. Kendisini görenlere karşı başını kapatmıyor da düşünebiliyor musunuz? Ölüler görmez, işitmez. Kendini görmeyenlerin yanına girerken başı kapatıyorsunuz. Ama sizi gören canlıların yanında başınızı açıyorsunuz. Bu kadar komik. Dini tersten okumak işte bu. Bazıları da şöyledir. Genç kızları vardır. Hocaların da var. Biliyorum yani bizim pek çok arkadaşımızın. Başı açık. Tamam bir şey dediğimiz yok yani. Tercih onun. Zorlu olmaz bu iş. E şimdi zaten bizim toplum diyor ki canım diyor büyüyünce diyor kapanırsın. Evlenin. Ondan sonra büyüyor. Evlenince kapanırsın diyor. Ya evleniyor. Kocası da diyor biraz daha yaşlanınca kapanırsın diyor. Halbuki sanıyorum Nur suresinde olacak. Bakın Allah-u Teala bunun tam tersini söylüyor. Diyor ki yaşlanmış, şehvetten düşmüş kadınların diyor dış örtülerini bırakmalarına bir sakınca yok diyor. İşte dedim ya dini tersten okuduk biz yıllarca. Yaşlandıktan sonra kapanmasan da olur diyor Allah. Dış elbiseni bırakabilirsin. Sana kimse zaten dönüp bakmaz ki. Bize ne diyorlar? Yaşlanınca kapanırsınız diyorlar değil mi? Genç kızlarımız. Yaşlanınca ister kapan ister kapanma diyor Allah. Dedim ya dini tersten okumak. İşte mezarlıktaki yatan insanlar kendisini görmüyor. Ona karşı başını kapatıyor kadın. Ama toplumun içine girerken başını açıp giriyor. Yani bu kadar alay edilebilir. O bilinçli yapmıyor aslında ama aslında tirajı komik bir durum. Dini tersten okumak. Evet dostlar, devam edelim. Şimdi bazıları, kıymetli dostlar, bizim memlekette genellikle Türkiye'de, Karadeniz'de özellikle ölen insan öldüğü gün toprağa pek verilmez. Eğer günlerce
efendim toprağa verilemeden, ulaşılamadı cesedine de falan, yani bir öldükten sonra uzun bir süre geçmediyse, hemen onu bekletirler, ertesi günü toprağa verirler. Bizim Karadeniz'de özellikle böyledir uygulama. Bugün öldüyse yarın toprağa verilir, dün öldüyse bugün verilmiştir filan. Geliyor şimdi gurbette, adamcağız gurbette ölmüş, İstanbul'da ölmüş, getiriyorlar mesela. Onu bir defa evinin kapısına çıkartmak istiyorlar. Niye? Yarın verilecek ya toprağa akşamdan. Son olarak diyor akşam, bir akşam evinde yatsın diyor adam. Ya bu şimdi yani canlı mı bu? Veya son olarak evinin oradan bir dolaştıralım şöyle bir son olarak evini görsün. Ya bu ölü değil mi? Bu görüyor mu? Görüyorsa ölü değil demektir. Nasıl yani? Evinin oradan 40 defa geçirsen ne olacak? Bu öldü. Artık duymuyor, görmüyor. Allah öyle diyor. Ölüler işitmez diyor. Ölüler konuşamaz. Bir fısıltı dahi çıkaramazlar diyor Allah. Meryem suresi 97'de mesela. Neml 80'de, Fatır 22, Rum 52. ayetlerde ölüler işitmezler. İşitene zaten ölü denmez. Canlılar işitir. İşitiyorsa ölmemiş demektir. Adamı nereye götürüyorsunuz o zaman? Ya bu kadar mı mantığımızı yitirdik yani? Böyle uygulamalar var. Bin bir zahmetle evinin oralardan dolaştırılıyor falan filan. Bu uygulamalar bizim dinimizde yoktur. Helalleştirme konusuna geliyorum değerli dostlar. Her cenazede farklı uygulamalar var. Birisi diyor siz bu kardeşimizin mümin, muvahhid, efendim iyi bir Müslüman olduğuna şahit misiniz ya? Bunu ne uzatıyorsun yani? Öbür tarafta başka bir şey söylüyor. Ben neyin şahidiyim? Yani nasıl bilirsiniz diye sor, tamam bitti. Nasıl bilirsiniz? Demek zaten Müslüman mıydı demek. Bu amaçla. Çünkü Müslüman olmayanın cenaze namazı kılınmaz. İmam buradan bir teyit istiyor. Yani Müslüman mıydı değil miydi bu adam demeye getiriyor. Tamam iyi biliriz demek, Müslüman olarak biliyoruz diye o şey almış oluyor onlardan. Ve dolayısıyla bu söz üzerine namazını kıldırıyor. Çünkü imam tanımayabilir. Mesela bir büyük şehirdesiniz, cenazenizi götürdünüz camiye. İmam tanımıyor tabii, size soracak yani. Nasıl bilirdiniz bu adamı? İyi bir adam mıydı derken Müslüman mıydı demeye getiriyor. Ha Müslüman olmayanın çünkü namazı kılınmaz. Bu sembolik bir şeydir aslında. Aslında helalleştirme de böyle olmaz. Helalleşme kişinin kendisinin yapabileceği bir şeydir aslında. Allah'ın nebisi de böyle yaptı. Hepinizin bildiği veda hutbesini bilirsiniz değil mi? Başlarken Allah'ın Resulü ne buyurdu? Ey insanlar bilmiyorum bu yıldan sonra bir daha sizinle tekrar birleşmek, bir araya gelmek mümkün olacak mı, olmayacak mı? Bilmiyorum dedi. Yani bir daha bir araya gelemeyebiliriz. İşte onun için, işte huzurunuzdayım. Helalleşelim. Kimin bende alacağı varsa gelsin, istesin. Benim haklarım size helal olsun. Sizin bende haklarınız varsa gelin, isteyin. Kimi dövdüysem gelsin, o da beni dövsün. Bir şekilde helalleşelim. Kimi sövdüysem, kime vurduysam gelsin, o da bana vursun dedi. Bakın kendisi helalleşti. O halde biz her günümüzü insanlarla helalleşmiş bir insan olarak yaşamalıyız. Yoksa hocanın, imamın helalleştirmesiyle helalleşme aslında olmaz. Oradaki maksat şudur. Adamın borcu vardır. Ölen kişinin varsa çoluk çocuğu, yakınları onun borçlarını kapatsın, ödesin anlamındadır oradaki helalleşme. Yoksa adam birisinden ölen adam borç para aldı da parasını bilerek vermiyorsa ve bu şekilde öldüyse inkar ederek onun çocukları o parayı verse de Allah onun hesabını o kişiye sorar. Çünkü o kendi yaptığınızın karşılığını göreceksiniz diyor Allah. Oğlunun o karşı tarafı sadece susturmuş olur. Tamam, ben karşısındayım, babamın borcunu ben vereceğim. Borçlarına ben kefilim der ve öder, tamam.
cenazedeki bu huzursuzluğu ortadan kaldırmış olur. Tamam, güzel bir şey yapmış olur. Ve bunun sevabı da onu kim, hangi evlat yaptıysa ona gider. Ölen adama Allah yine de sorar. Sen bu borcu kabullenmeden öldün geldin. Oğlun verdi ama oğlunun yaptığından sana bir şey yok. Sen vermeden geldin. Bunu böyle bilmek lazım. Sonra bazıları diyor ki şöyle bir durumla çok karşılaştık. Şimdi önce bayanlara helalleştiriliyor bizim burada. Çünkü cenaze cami kapısına, musallaya kadınlar gelmediği için kadınlara cenaze evinin orada kapısında işte hakkınızı helal edin deniliyor. Oradan geliniyor, erkekler için bir helalleşme yapılıyor. Bazen unutulabiliyor. Oradan diyorlar ki hocam kadınlara helalleştirilmemiş. Bazen de cenazenin köşesinde bir köşede kadınlar yığılıp duruyorlar orada. Buradan doğru hoca da düşünüyor ki kadın erkek hepsine birden helalleştiririm diye düşünüyor. İşte muhterem cemaat diyor bu merhuma veya merhumeye hakkınızı helal eder misiniz diyor. Onlar işte helal ediyorlar. Ondan sonra biri diyor hocam kadınlara helal. Ya kadınlara da işitti yani. Yani şöyle bir algımız var. Siz hoca sormadan da hakkınızı helal edebilirsiniz. Yani hoca sormasa helal edemiyor musunuz hakkınızı? Anlamak mümkün değil. Yani siz İstanbul'da ölen bir adam için veya cenazesi İstanbul'da kaldırılacak olan bir ölü için Giresun'dan doğru veya Ankara'dan doğru hakkınızı helal edebilirsiniz. Amerika'dan doğru da helal edebilirsiniz veya etmeyebilirsiniz. Size birisinin sorması gerekmiyor ki. Yani tek tek sanki böyle mikrofon tutacağız. Böyle bir cehaletimiz var. İşte bazıları da şöyle diyor, hocam diyor ben hakkımı helal etmiyorum, ne olacak? Ben diyor orada ne yapmam lazım diyor. Hakkımı helal etmek istemiyorum. Ama imam sorduğunda diyor, milletle beraber helal ediyorum mu demem gerekiyor, etmiyorum mu demem. Diyorum ki, sen sessiz kal. Çünkü herkese mikrofon tutulmuyor ki tek tek yani. Sessiz kalırsın, senin kalbindedir o. Helal etmezsen ne olur? Mahşer gününde Allah o ölen kişinin eğer gerçekten alacağın varsa onun sevabından alır, sana hakkını sevap olarak verir onun karşılığında. Ha ölen kişinin sevabı yoksa ne olacak? O zaman senin günahlarından alınır, bu ölen kişiye verilir. Bu şekilde bir helalleşme söz konusu. Ama bağışlarsanız peşine sadaka vermiş oluyorsunuz. Gene sevap alıyorsunuz. Değişen hiçbir şey yok. Aynı kapıya çıkıyor. Helal etseniz de sevap kazanıyorsunuz, etmeseniz de mahşer gününde onun sevabını alınıp size verilecek. Hiç değişen bir şey yok. Evet, yani en akıllıca olanı nedir? İnsanların hayattayken kendisinin bizzat insanlarla helalleşmesidir. Bazıları işte ben de diyor ona vekaleten onun hakkını, bu merhumun haklarını size helal ediyorum diyen hocaları da duyduk. Böyle bir şey olamaz. Sana vekalet mi verdi yani adam? Sen ölenin hakkını falan helal edemezsin. Yaşayan insanlar haklarını helal edebilirler. Ama ölen insanın hakkını kimse helal ettiremez. Bunlar kısa kısa şeyler, sorulan, tartışılan konular. Yani cenazeye hiç katılmadan da bir insan haklarını helal edebilir. İşte burada kul hakkı konusu da devreye giriyor. İşte kul hakkı affedilmez diyorlar. Bu da Kur'an'a dayanmaz. Bu da uydurulmuş dinin efendim ürünlerinden, mamullerinden birisi. Bizim toplumumuzun en cahilinden en alimine kadar gitseniz %90'dan fazlası şöyle anlatır. Allah demiş ki yeter ki kul hakkıyla karşıma gelme, neyle gelirsen gel demiş. Hayır kardeşim, Allah öyle bir şey demiyor, yalan söylemeyin. Allah öyle bir şey demiyor. Nerede diyor bunu, hangi ayette diyor? Kul hakkıyla karşıma gelme de neyle gelirsen gel demiş Allah. Öyle diyorlar. Hocası da böyle diyor, cahili de. Ya böyle bir şey yok kardeşim. Yok, uydurma. Biri uydurmuş, siz de onu pazarlıyorsunuz. Böyle bir ayet yok. Allah'ın böyle bir beyanı yok. Ama Allah'ın affetmem dediği bir tane cürüm var.
Günahların en büyüğü o da şirk. Bakın isterseniz bunun cevabını kulak affedilir miyi konuşalım. Bakın Nisa suresini meali Kur'an-ı Kerim olanlar açsınlar. Nisa suresi 48 ve 116. Bakın. Nisa suresi yani aynı surede iki tane ayet var. Birisi 48. ayet, diğeri de 116. ayet. Aynı şeyi söylüyor. Bakın değerli dostlar. Şöyle diyor. Estağfirullah. İnnallâhe şüphe yok ki Allah, hiç şüphesiz Allah, la yağfiru bağışlamaz, en yüşreke bihi ve yağfiru madune zalik limen yeşâ. Allah şirki asla bağışlamaz, bunun dışında kalanları dilerse bağışlar. Bunların mantığına göre Allah kul hakkını affetmez, bunun dışında kalanları bağışlar diyorlar değil mi toplum? Öyle bir şey yok. Allah diyor ki şirki bağışlamam. Bunun dışında kalanları dilersen, dilediğim kimseler için bağışlarım. O halde kul hakkı affedilmez ise ki öyle bir ayet yok. 116. ayette de aynı ifadeler var. Zaman kaybetmeyelim diye okumuyorum onu. Kul hakkı kıymetli dostlar affedilmeyecekse hiç kimse cennete gidemez. Çünkü zaten günahların çoğu bir şekilde kul hakkıyla ilintili, bağlantılı. Kul hakkıyla dolaylı veya direkt olarak bağlantısı var. Tüm günahların hemen hemen. Bakın mesela hırsızlık zaten direkt kul hakkı değil mi? Birinin malını çalmışsınız, o zaten kul hakkı. Peki kumar, parasına kumar oynadı adam, kul hakkına girer karşısındaki adamın parasını aldıysa. Haksız kazanç elde etti, kul hakkına girer. Değil mi? Kaybettiyse kumarda para verdiyse, bu sefer de kendi çoluk çocuğunun haklarını yemiş olur, yedirmiş olur, bu da kul hakkına girer. Sonra zekat vermeyen adam var ya, zekat vermemek de kul hakkıdır. Allah öyle diyor. Bakın zekat, zenginin malının arasındaki fakirin hakkıdır. Onun payıdır. Zekat vermiyorsa zengin bir adam, fakirin payını gasp etti demektir. Dolayısıyla kul hakkı yemiş olur. Zekat vermemek de kul hakkına giriyor. Sonra içki içmek de kul hakkına giriyor. Çoluk çocuğunun rızkını gereksiz şeylere harcıyor, israf ediyor. Gıybet, birisinin arkasından konuşmak. Kul hakkı. Birine iftira ettiniz, kul hakkı. Yalancı şahitliğinde bulundunuz, kul hakkı. Faiz yediğiniz kul hakkı, gördünüz günahların çoğu zaten kul hakkıyla bağlantısı var. Kul hakkı yiyenleri Allah affetmeyecekse o zaman kimse cennete gidemez. Oysa Allah'ın zaten böyle bir beyanı yok. Allah'ın bağışlamayacağım dediği günah şirk günahıdır. Şirk nedir? Allah'a ait sıfatları bir başkasına yüklemek, ona hamletmek. Herhangi bir insanı veya bir şeyi Allah'a denk tutmak. Allah'tan veyahut Allah'tan istenmesi gereken bir şeyi bir başkasından istemek. Veyahut Allah'la kendi arasına aracılar koymak. Bakın Allah'ın bağışlamam dediği günah şirk, işte böyle bir şey. İnşallah ileride şirkle alakalı şöyle birkaç sohbet yapmamız gerekecek. Kur'an-ı Kerim'in iniş sebebi denilebilir ki şirki insan deşifre etmek içindir. Çünkü insanlar doğuştan itibaren zaten fıtratları gereği inançlı doğarlar. Allah diyor ki biz fe'elhemeha fucureha ve takvaha. Biz insana diyor günahı da sevabı da ilham ederiz diyor. Bakın vicdan denilen bir şey var ya. Dünyanın en ateist, inançsız adamı bile hırsızlığın mesela yanlış bir şey olduğunu bilir. Vicdanı söyler ona, yanlış yaptın der. Çünkü Allah onu öyle yaratmıştır. Bu din fıtrat dinidir. Rum suresinin 30. ayetinde öyle diyor. Yüzünüzü o dine çevirin ki, dost doğru dine, o fıtratınıza uygun olan en güzel sistemdir diyor Allah. Bilin ki vicdanınıza ne aykırı, işte onu Allah yasaklamıştır. Vicdanınız size hesap sorar. Hoca olmanıza gerek yok. Dolayısıyla insanlar doğuştan itibaren zaten inançlı doğarlar, dünyaya öyle gelirler. Ama inançlarına şirk karıştırmasınlar diye Allah uyarıcılar gönderir. Kitap ve elçiler gönderir.
Zaten inançlı doğdunuz. Bakın, kafir inançsız adam demek değil. Bu külliyen yalan. Bu büyük bir iftira. Kafir, hakikatin üzerine örten adama denir. Allah'ın ayetlerini gizleyen adama denir. Kelimenin anlamı zaten örten, gizleyen demektir. Kafir kelimesinin anlamı budur. Aslında inancı var, inancını örtüyor. Aslında o konuda ayet var, ayeti görmezden geliyor. Biraz sonra bunun örneklerini göreceğiz. Mesela Allah ölüler işitmez diyor. Hoca efendi ölüye hala sesleniyor, telkin veriyor. Ne oldu şimdi? Ölüler işitmez diye buyrulan üç tane ayeti görmezden geldi hoca efendi. Yani inkar etmiş oldu. Gizledi. Görmezden geldi ve dolayısıyla Kur'an'a göre kafir oldu. İsterse darılsın, ben söylemiyorum ki. Telkin veren bir hoca üç tane ayeti inkar etmiş olur. Bir ayeti bile inanmayan adam, bir tek bir ayete bile inanmayan adam dinden çıkar. Hocanın kendisine sorun. O telkin veren hocaya deyin ki hocam, ben tüm ayetlere inansam da sadece bir tanesine inanmasam benim durumum nedir diye sorsanız der ki olmaz, dinden çıkarsın der, kafir olursun. Peki hoca efendi, sen üç tane ayete inanmıyorsun demek ki telkin vermekle. Niye? Çünkü Allah ölüler işitmez diyor. Üç tane ayet var bu konuda. Sen inanmıyor musun Allah'ın sözüne de hala ölüye sesleniyorsun? Sen kafir olmadın mı hoca efendi? Bakın, kafir hakikatin üstünü örten, Allah'ın ayetlerini görmezden gelen veya saklayan adam demektir. Tekrar dönelim konumuza. Allah'ın bağışlamayacağı günah şirk günahıdır dedi. Kul hakkının affedilmez diye hiçbir ayet yoktur. Çünkü her günahın kul hakkıyla direkt veya doğrudan bağlantısı, ilişkisi vardır dedik. Ne olur? Çünkü altın ve gümüşün geçmediği bir gün var önümüzde, mahşer günü diyoruz orada. Para, pul, hiçbir şey geçmiyor. Altın, gümüş geçmiyor. Ne geçiyor orada? Amellerle alışveriş yapılıyor. Bir kimsenin hakkını yediyseniz sizin sevabınızdan alınacak. Onun sevap hanesine, terazisine konulacak. Onun sevap tartıları biraz ağır basacak. Belki o sayede cennete gidecek. Ha sevabı yoksa, hakkım diyelim ki bizim sevabımız yok, adamın da hakkını yedik, bu sefer ne olacak? Karşı tarafın günahından alınır, hak yiyenin terazisine konulur. Bu sefer de günah tarafı ağır basar. Böyle bir helalleşme söz konusu. O zaman sakınmamız gereken demek ki en büyük günah hangisiymiş? Şirk günahıymış. Şirki de en iyi Kur'an'dan tanıyabiliriz. Kulların kitabına baktığınız zaman, bizim ilmihal kitaplarını açın bakın, şirk maddesine bile neredeyse rastlamak imkansızdır. Birkaç satırla geçiştirmişlerdir. Birkaç maddeli. Mesela abdestler, taharettir, tuvalet adabı bilmem neyle başlar, suların temizliğinden falan bahseder, namaz, oruç, zekat, hac diye, kurban diye biterdiler. Şirk konusu neredeyse bahsedilmez. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in ana gündemi, ana meselesi şirktir. Hemen her sayfada şirk konusunda bir uyarı vardır. Kur'an-ı Kerim'de ne olur Allah'a inanın diye bir ayet yoktur. Dilersen inan, dilersen inanma der Allah. Çünkü seni zaten inançlı yaratmış Allah. Ama inancına şirk karıştırma der. Sakın Allah'a ait vasıfları başkasına yükleme. Yoksa müşrik olursun. Müşrik olanların da tüm amelleri, namazı, orucu boşa gider. Hiçbir ibadeti kabul olmaz. Boşa gider. Gece gündüz isterse namaz kız. O halde en korkmamız gereken efendim günah şirk günahıdır. Şirki inşallah ileride uzun uzun bir başka sohbette ele alırız. Şimdi değerli dostlar, geldik şimdi bir başka maddeye. Cenazelerde yaygın olarak görülen yanlışları konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi diyorlar ki ölen kişinin hemen diyelim ki morgdan alındı veya gasilhaneden alındı, getirildi musallaya, hemen oradan merhumun ruhu için, tüm geçmişlerimizin ruhu için falan işte El Fatiha.
Veyahut da namazı kılındıktan sonra Kur'an okunur, dua edilir, taksimatlar yapılır, sevaplar dağıtılır. Ondan sonra derler ki işte merhumun veya merhumenin ruhu için 3 ihlas bir Fatiha okuyalım derler. Bazıları 7 ihlas bir Fatiha, 9 diyen de var, 11 diye bir mezarlıkta da okumuştum. Geçen hanelerde bunu bahsettim, resmini de çektim. Bir mezarlıkta öyle yazıyor. Bu mezarlıkta yatanların ruhları için 11 ihlas okuyalım diye yazmışlar. Demek ki görece her yöre göre değişiyor. Bu ne ifade eder? Şimdi bu konu biraz uzun sürecek ama bakın, isterseniz birkaç şey daha sayayım bununla bağlantılı olduğu için, ondan sonra bir genel değerlendirme yapalım. Ayetler ışığında tabii, kendi kafamızdan bir şey söyleyecek değiliz. Biz Allah'ın kitabına dayanarak konuşuyoruz. Yani delilsiz din olmaz çünkü. Delille konuşmaya çalışıyoruz. Eğer bizim konuştuklarımız birilerine ters geliyorsa, yanlış buluyorsa onlardan şunu rica ediyoruz. Yanlış konuştuğumuzu bize ayetlerle, bize delillerle gösterirseniz biz de size teşekkür ederiz. Biz sizin yanlış konuştuğunuzu, anlattığınız bilgilerin, din adına yaptığınız konuşmaların Allah'ın ayetine ters olduğunu delillerle anlatmaya çalışıyoruz. Ama siz de bizim yanlış konuştuğumuzu iddia ediyorsanız şayet, bizim yanlış konuştuğumuzu delillerle, ayetlerle ortaya koyarsanız biz teşekkür ederiz. Şimdi bakın, ölen kişi için İhlas veya Fatiha okumanın ne anlamı var? Yani bu neyi ifade eder? Bir, ölen kişi için bazen cüz dağıtırlar. Kur'an-ı Kerim 30 cüz ya. Okumasını bilenlere dağıtırlar. Hemencecik şurada bir işte bir saat içinde bir efendim herkes birer cüz okursa ne olur? 30 cüz tamamlanmış olur. Bir hatim yapmış oluruz. Bu ölen kişinin ruhuna bağışlarız diye. Böyle bir yaygın kana şey de var yine uygulama. Bu ne ifade eder? Bakın hepsi, bu da aynı kapıya çıkıyor aslında. Bazıları gelir der ki hocam duayı yaparken der hemen kulağınıza fısıldar. Biz 70 bin kelime-i tevhid hatmi yaptık, orada toplandık. Onun da duasını yap. Merhumun ruhuna gönderiyoruz der. Bu da aynı kapıya çıkıyor. Şimdi buraya kadarını isterseniz şu 3 madde. Ölenin ruhu için okunan ihlaslar, fatihalar, hatimler, kelime-i tevhid hatmi veya Kur'an hatmi ne ifade ederi konuşalım. İsterseniz böyle bir değerlendirme yapalım. Delillerle konuşacağız. Şimdi bu meyanda bakın kıymetli dostlar. Şunu da ben daha önce gösterdim. İsterseniz kamerayı arka tarafa çevireyim. Beraber şu yazıyı okuyalım bakın. Kamerayı arkaya çevireceğim. Şöyle bir takvim yaprağı. Şeyden ters görünür çünkü yönden döndürüyorum kamerayı şimdi. Şöyle göstereceğim kıymetli dostlar. Takvimin önce arka sayfasını göstereyim size. Bakın 28 Temmuz 2015 Salı. 2015, 28 Temmuz. Diyanet takvimi. Herhalde okudunuz. Şimdi arka sayfasında şöyle bir yazı var bakın. Ben okuyayım, siz de takip edin. Yaptığımız ibadetlerin sevabı hayatta olanlara ve ölmüşlerimize bağışlanabilir mi? Bir soru bir cevap kısmında. Bakın, yaptığımız ibadetlerin sevabı hayatta olanlara ve ölmüşlerimize bağışlanabilir mi? Böyle bir soru var. Diyanet takvimi bu. Şimdi verilen cevabı okuyacağım size. Yapılan ibadetin ve hayırların, bakın, sevaplarının başkasına bağışlanması caizdir. Yani uygundur. Kişi okuduğu Kur'an-ı Kerim'in, kıldığı namazın, işlediği bir hayrın sevabını başkasına bağışlayabilir. İster sağ, ister ölmüş olsun. Kendisine sevap bağışlanan kimsenin bundan yararlanacağı umulur. Bakın, devam ediyor. Buna göre sevabı hayatta olan veya ölen kimsenin ruhuna bağışlanmak üzere her türlü ibadet yapılabileceği gibi çeşitli vesilelerle dua da edilebilir. Diyanet takvimi 28 Temmuz 2015. Dikkat ederseniz olabilir, yapılabilir, caizdir, uygundur dedi. Tüm ibadetler bakın. Her türlü ibadet
bir başkası için yapılabilir dedi ama hiçbir delil koymadı. Farkında mısınız? Kıymetli dostlar. Bir tane delil koydu mu? Bir tane ayet, çünkü filan ayette şöyle buyuruluyor dedi mi? Demedi. Peki filan hadiste böyle buyuruluyor dedi mi? Demedi. Veyahut peygamberimiz böyle böyle yapmıştı diye fiili bir sünnetten bir örnek verdi mi? Bir kaynak koydu mu? Yok. Sahabenin böyle bir şey yaptığına dair bir şey, bir delil koydu mu? Yok. Ama sorsanız hocalar Kur'an'a ve sünnete uygun fetva veriyorlar, değil mi? Peki hangi Kur'an'a uygun fetva verdin? Hangi Kur'an ayeti koydun buraya delil olarak? Yok. Hangi sünnetten delil koydun? Yok. Ne oldu şimdi? İşte bir din oluşturdunuz. Uydurulmuş bir din ortaya koydunuz. İşte bunun ürünü nasıl yansıyor? Merhumun ruhu için El-Fatiha, merhumun ruhu için üç ihlas bilmem ne, merhumun ruhu için hatim okumalar, merhumun ruhu için işte bilmem ne şey hayır hasenat yapmalar, kelime-i tevhid hatimleri okumalar bilmem ne, işte bunun ürünü, bu fetvaların ürünü. Bu hangi din peki? Dini Allah'a has kılacaktık hani? Hüküm Allah'a ait idi hani? Hani? Hani delil? Delilsiz din. İşte Kur'ansız din diyoruz buna. Onlar diyorlar ya, Kur'an Müslümanlığı sapıklık diyorlar ya. Biz gurur duyuyoruz Kur'an Müslümanlığından. Hamdolsun. Rabbim nasip etti. Peygamber de Kur'an Müslümanıydı. Görevi çünkü Kur'an'a uymak, Kur'an'ı uygulamak, Kur'an'ı tebliğ etmekti. Bunu Allah söylüyor. Senin görevin vahye uymak, vahyi tebliğ etmektir. Tamam. Biz Kur'an Müslümanı olmakla gurur duyuyoruz. Siz neyin Müslümanısınız? Kur'ansız Müslümanlar. Siz de kendinize gurur duyuyorsanız mesele yok. Yolunuz açık olsun. Kitapsız Müslüman. Burada hiçbir delil yok. Kur'an'dan yok, sünnetten yok, sahabeden yok. Nasıl bir din bu? Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Siz yaşarken hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Peşinizden zaten çocuklarınız, torunlarınız, hele zenginseniz her türlü ibadeti yapabilir diyor Diyanet. Ölenin arkasına her türlü ibadeti yapabilirsiniz diyor. Onun ruhuna gönderebilirsiniz diyor. Buyur. Derdimizi anlıyorsunuz değil mi şimdi? Susalım mı yani? Allah aşkına yani şunlara karşı susalım mı? Biz sessiz mi kalalım? O zaman bu vebale ortak olmuş olmaz mıyız? Allah bu suskunluğun hesabını bize sormaz mı? Ya resmi Türkiye'de dini temsil eden bir kurum ya Allah aşkına. Ondan sonra diyorlar ki Diyanet'te bilmem 20'ye yakın din işleri yüksek kurulu uzmanı var. Onca profesör var. Sen onlardan iyi mi biliyorsun kardeşim? Bunlar biliyorsa buraya niye kaynağını koymadılar? Olur olur dedi de bir tane buraya delil koyabildin mi? Millet de onların diplomalarına bakarak, ünvanlarına bakarak koskoca profesör yanılıyor değil ya canım diyerek bize karşı kışkırtacak. Ha? İşte böyle bir din yaşanıyor değerli dostlar Türkiye'de. Şimdi ben bunun olmayacağını, bu olur dedi ya. Bakın ne dedi? Bir kimse dedi bir başkası için dedi Kur'an okuyabilir, hatim indirebilir, namaz da kılabilir dedi hatta. Hatta her türlü ibadeti de yapabilir dedi. Delil koymadı. Şimdi ben bunların yapılamayacağını, başkası için hayır yapılamayacağını, başkası için namaz kılınamayacağını, başkası için hiçbir şey yapılamayacağını ayetlerle şimdi ben göstereceğim. Bunlar ayetsiz, hadissiz, efendim icmasız, delilsiz konuşuyor, kabul görüyor bunlar. Tamam mı? Ben şimdi ayetlerle bunun olamayacağını, bu bilgilerin yanlış olduğunu göstermeye çalışacağım. Adam bana yine küplere binecek. İşte böyle bir din yaşıyoruz biz. Bak başlayalım isterseniz. Bakın hep beraber açalım. Fussilet suresinin 46. ayetini değerli dostlar. Fussilet. Bakın açtım 46. İnanın tam orası geldi. Yani işaretle koymadım kıymetli dostlar. Bakın geldi. 480. sayfa. Fussilet suresi 41. sure. Onun 46. ayeti sayfanın son ayeti, 480. sayfanın son ayetini beraber okuyacağız. Kıymetli dostlar.
Açtıysanız okuyalım. Okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Men amile salihan. Kim salih bir amel işlerse, bir salih amel yaparsa, feli nefsihi, yaptığı kendisinindir. Bu yaptığı amel, salih amel dediğimiz nedir? Allah'ın razı olacağı her eylem, her iş, her şey. Namaz kılmak da bir salih ameldir. Efendim, sadaka vermek de bir salih ameldir. Komşusun ile hal hatır etmek de bir salih ameldir. Selam vermek de bir salih ameldir. Sadaka vermek de bir salih ameldir. Namaz kılmak da, oruç tutmak da, Kur'an okumak da. Bunu örnekler çoğaltmak mümkün. Allah'ın razı olacağı her eylem, her iş bir salih ameldir. Diyor ki Allah, men amile salihan feli nefsihi. Kim salih bir amel işlerse bu yaptığı kendisine aittir. Kendisinindir. Devam ediyor ayet. Ve men esa'e fe'aleyha. Kim de kötü bir iş yaparsa, o da kendisinindir. Yani ne demek oluyor bu? İster salih amel işleyin, ister kötü amelde bulunun, sui amelde bulunun, yaptığınız sizindir. Başkasına gitmez diyor Allah. Bakın delil söyledim. Bu takvim yapranda gider dedi ya, her şeyi yapabilirsiniz, siz gönderebilirsiniz dedi ya, başkası için. Hayır, sizin diyor Allah. Kim yapıyorsa onundur. Şimdi bu Fussilet suresinin 46. ayetiydi, aklınızda dursun. Hemen onun şöyle bir 8 sayfa ilerisini açın. Pardon, 18 sayfa. 498. sayfa, hatta 499. sayfa, Câsiye suresi. Bakın bir örnek de burada var. Ayet delil sunacağım. Burada bunun da 15. ayeti, Câsiye suresi 15. Yine okuyoruz bakın değerli dostlar. Men amile salihan feli nefsihi. Aynı ibare. İyi işler yapan, yani salih amel işleyenler bilsin ki kendisi için yapmış olur. Yani başkası için yapamaz. Ve men esa'e fe'aleyha, kötü bir şey yapan da yapanın kendisine aittir. Yaptığı kendisinindir. Bakın, Fussilet 46, Câsiye 15. Necim suresi 39. Necim suresi 39'u isterseniz zaman kaybetmemek için bulmaya çalışmayayım. Ezbere çünkü okuyabilirim onu. Buyuruyor ki Allahu Teala, Estağfirullah, ve en leyse lil insani lama se'a. İnsanoğlu için, insan için sadece ve sadece kendi yaptıklarının karşılığı vardır. Kendi yaptığı kendisinindir. Ve karşılığı da ileride görülecektir. Yani mahşerde görecek. Kendi yaptıklarının karşılığını görecek. Bu üçüncü delilimiz olsun. Necim suresi 39, not tutanlar var ise bunu da not alsınlar. Şimdi geldik buradan Yasin suresinin 54. ayetine. Yasin suresi biliyorsunuz 442. sayfada ama onun 4. sayfasının son ayetini biz okuyacağız. Bizim konumuzla bağlantılı olan kısmı. Evet, ezber bozan hocam, zelzele son ayet demiş ama o kadar da şey gerek yok onlara. Doğru. Yasin suresinin 4. sayfasının son ayeti ki 54. ayet. Kıymetli dostlar, hocaların durmadan okuduğu ayet. Okuduğu ama en çok okunan fakat en az anlaşılan suredir Yasin. Yasin suresi zaten doğru anlaşılsa ölü için Kur'an okunmaz. Okunmaması lazım. Cenaze suresi haline getirilmemesi lazımdı. Demek ki en çok okunduğu halde en az anlaşılan sure olmuş Yasin suresi. Bakın kıymetli dostlar, okuyalım. Estağfirullah, son ayet 54 Yasin. 4. sayfanın son ayeti. Fel yevme. Yukarıdan itibaren mahşeri anlatan ayetler var. İşte ve nufiye fissuri, sure üfürülür diyor, mahşer gününü anlatan ayetler var. İnsanlar kabirlerinden kalkarlar, işte Allah'ın huzuruna sevk edilirler. Eyvah, ne oldu bize, yatıp uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı derler. Bir ses olur biter, bir anda
tüm insanlar huzurumuzda toplanmış hazır vaziyette hazır olurlar diyor Allah. Ondan sonra gelen ayet fel yevme. Bu gün mahşer günü öyle bir gündür ki bakın şimdi. La tuzlemu nefsün li nefsin pardon. La tuzlemu nefsün şeyen. İnfitar suresiyle karıştırıyordum az daha. Buyuruyor ki yüce Rabbimiz hiç kimseye zulüm yapılmaz. La tuzlemu nefsün şeyen. Hiç kimseye zulüm. Zulüm ne demek? Haksızlık demek. Yanlış yapılmaz kimseye. Hiç haksızlık yapılmayacak. Çünkü mahşer gününün bir adı da adalet günüdür zaten. Adalet günü. Yani kıl kadar iyiliğin ve kıl kadar kötülüğün de dikkate alındığı, hesaba konulduğu bir gün o. Ama bu şu demek değil. Ezber Bozan Hoca'nın dediği gibi femen yamel miskale zerretin hayran yere ve men yamel miskale zerretin şerran yere ayeti herhalde onu şey yapıyor. Şimdi zerre kadar iyilik yapan da karşılığını görecek, zerre kadar kötülük yapan da karşılığını görecek derken yani zerre kadar günah işledi cehenneme sokulacak, çıkarılacak, zerre kadar sevap işledi cennete girecek, çıkacak değil. Teraziye konacak. Bakın yaptığınız bir zerre de olsa teraziye konacak. Kıl kadar olsa. Çünkü aksi o adalet günü. Adalet terazileri kuracağız diyor Allah. Yani kılı bile tartan terazisi var Allah'ın. Öyle bir gün o. Fel yevme o öyle bir gündür ki la tuzlemu nefsün şeyen. Hiç kimseye zulüm, haksızlık yapılmayacak. Adalet günüdür o gün. Devam edelim ayete. Ve la tüczevne karşılığını görmeyeceksiniz. Bakın. Karşılığını görmeyeceksiniz. İlla ma kuntum ta'melun. Yapmadıklarınızın karşılığını görmeyeceksiniz. Bakın. Yani sadece ve sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Tekrar edeyim. Bu mahşer gününde yapmadıklarınızın karşılığını görmeyeceksiniz. Yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Ben yapmadım ama ben vasiyet ettim. Ben öldükten sonra çoluk çocuk benim peşimden Kur'an okutacaklardı ya Rabbi. Pilav dağıtacaklardı kavurmalı. Bunlar nereye gitti ya Rabbi? Bizim mantık böyle işliyor. Bugünkü yaşanan din böyle anlatılıyor. Bakın din böyle anlatılıyor. Sonra başlayacaklar dua etmeye. Ya Rabbi okunan hatmi şerif cüz dağıttık ya bir hatim orada oldu. Birileri de toplandı bir kelime-i tevhid hatmi yaptı. 70 bin kelime-i tevhid yaptılar. Sonra efendim burada da Kur'an okuduk zaten. Yasinleri, İhlasları okuduk. Üç İhlas, Fatiha okuduk falan. Sonra akşama da zaten Kur'an var ölü evinde. Orada da pilav falan dağıtılacak. Buradan elde edilen sevabı başlıyor şimdi dağıtmaya. Ya siz hangi dini, hangi ayete dayanarak bu yaptıklarınızı yapıyorsunuz Allah aşkına? Yapmadıklarınızın karşılığını görmeyeceksiniz. Sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. İyilik namına ne yaptıysanız o sizin, kötülük namına da ne yaptıysanız o sizin. Peki, nasıl oluyor da hala bu ayetlere rağmen Diyanet ve hocalar, okuduk takvim yaprağını, bir başkası için siz her türlü ibadeti yapabilirsiniz diyor ya. Nasıl oluyor bu? Siz bu ayetlere iman etmiyor musunuz değerli dostlar? Ey hocalar! Yoksa siz Kur'an'a inanmıyor musunuz? Siz yoksa Allah'ın kitabına inanmadınız mı? Ya bir tane örnek gösterin Allah aşkına. Bir ayet, bir hadis kırıntısı, bir efendim delil. Yok. Ya peygamber acaba böyle bir şey yapmış mı? Acaba peygamber bir başkasının ruhu için Kur'an okumuş mu? Bir, soruyorum. Varsa söyleyin. Birinin ruhu için Kur'an okumuş mu? Hatim indirmiş mi? İhlas okumuş mu? Başkasına göndermiş mi? Fatiha okumuş mu?
Namaz kılıp da sevabını başkasına göndermiş mi? Sadaka verip de bunun sevabını ben geçmişlerimin ruhuna gönderiyorum demiş mi? Sahabeyi toplayıp da ey arkadaşlar gelin şurada. Biliyorsunuz ben yetim ve öksüz doğdum, büyüdüm. Annemin babamın ruhu için şurada bir Kur'an okuyalım demiş mi? Veyahut da okuyup da ya Rabbi elde edilen sevabı annemin babamın geçmişten ruhuna gönderiyorum demiş mi? Ya bir Allah rızası için bir bilgi kırıntısı getirin ya. Getiremiyorsanız susun. İnsanları kandırmayın. Yeter artık. Bu kadar yalan fazla. Sonra peygamber vefat ettikten sonra kitap, sünnet, icma diyorlar ya. Kur'an'da yok. Sünnette yok. İcma sahabenin uygulaması. İcmada var mı? Sahabe peygamber vefat etti. Hiçbir tanesi acaba demiş mi? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Demiş mi ya ey arkadaşlar gelin peygamberin ruhu için bir Kur'an okuyalım da sevabını gönderelim demiş mi? Yok. Mezarını ziyaret edip de bir Fatiha okumuşlar mı? Yok. Yok oğlu yok. Ama Türkiye'de var. Kitapsız dinde bunlar var. Kur'an'da bunlar yok. Bu dinde bunlar yok. Ama Kur'ansız dinde bunlar çok. Herhalde yani buraya kadar anlattıklarımızdan bizim derdimizin ne olduğu anlaşılmış olmalı diye düşünüyorum. Biz o zaman ne için konuşuyormuşuz? Tahammül edemiyoruz artık. Yeter. Yeter yani bu Kur'ansız dinin bu kadar hükümran olması, hakimiyet sürmesine artık bıktık usandık. Kandırmayın insanların dünyasını da mahvediyorsunuz ahiretini de. İnsanlar da sanıyor ki ben millete efendim biraz pilav dağıtırım, kavurma koyarım üzerine. Efendim evde de 2-3 hafta akşam toplanır, Kur'an okuturuz. Bizim ölülerimizi biz cennete uçururuz zannediyorlar. Ya kandırmayın artık insanları. Allah diyor ki herkes yaptığını kendisi için yapar. İbadet başkası için yapılmaz. Kur'an okumak da bir ibadettir, namaz kılmak da ibadettir, hayra sanat da bir ibadettir. Dolayısıyla kim yapıyorsa onundur diyor Allah. Bu uyduruk din artık terk edilsin diye çaba gösteriyoruz. Biz yanlış konuşuyorsak buyurun. Buyurun deyin ki falan ayete aykırı konuştun sen. Allah geçmişleriniz ruhuna Kur'an okuyun diye bir ayet göndermiş. Filan yerde de gel elini öpeceğim ben senin. Peygamber yapmış diye elini öpeceğim. Peygamber tavsiye etmiş diye aynı. Sahabe yaptı diye aynı. Peki Allah'ın kitabında yok, peygamberde yok, sahabede yok. Nerede var? Sizde var. O zaman sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Leküm dinüküm veliye din. Biz sizin dininizden değiliz o zaman. Kusura bakmayın. Bizim dinimiz Kur'an'da anlatılan din. Sizin dininiz atalarınızın bilmem birilerinin uydurduğu din. Biz ondan beriyiz elhamdülillah. Biz uzağız ondan. Evet değerli dostlar. Bu akşam geç başladık. Kusura bakmayın ama yine 1,5 saati bulduk. Haftaya inşallah 9.30'da yine bu konu bitmedi. Daha yarı anca olmuştur. Cenaze ve cenazede yapılan yaygın yanlışlar ya da doğru sanılarak yapılan yanlışları anlatmaya çalışıyoruz. Daha konuşacağımız çok şey var. İsterseniz şu 5 dakika daha konuşayım. Ona da aklıma gelen bazı şeyleri notlarıma bakmadan söyleyeyim. Cenaze namazı aslında bir duadır. Kadınlar da kılabilir. Kılmalıdırlar hatta. Kılmalıdırlar. Ve cenaze namazı cemaatle kılınması şart değildir. Tek başına da kılınabilir. Topluca da kılınabilir. Hatta Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın cenaze namazını sahabe-i kiram tek tek kıldı. Herkes geçti kıldı. O geçti kıldı. Yan yana durdular icabında ama ayrı ayrı kıldılar. Cemaatle kılınma. Tek tek de kılınabilir. Veyahut diyelim ki sizin aceleniz var. Gideceksiniz, yolcusunuz. Namazın kılınmasına diyelim 2 saat var. Siz ben kılıp gideceğim dersiniz. Kılar gidersiniz tek başınıza. Bunlar caizdir, mümkündür. Aklıma gelen birkaç şeyi böylece söylemiş oldum.
Allah-u Teala tüm müminleri, annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, ailemizi, çocuklarımızı ve bütün müminleri bağışlasın. Bize dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler nasip eylesin. Bizi cehennem azabından muhafaza eylesin. Bizleri dinini, kitabını doğru bir şekilde anlayan, doğru bir şekilde yaşayan, tatbik edenlerden eylesin. Günahlarımızı affe, mağfiret eylesin. Bizleri Kur'an'ın gösterdiği yoldan ayırmasın, ayırmak isteyenlere fırsat vermesin. Hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar nasip eylesin. Borçlularımıza edalar nasip eylesin. Bizleri her türlü tehlikelerden, vatanımızı, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat vermesin. Kahraman ordumuzu her zaman daima muzaffer eylesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yorumlarınızı mutlaka okuyorum. Sorularınız varsa oradan alabiliriz. Özelden de yazabiliriz. Haftaya yine cenaze konusuyla alakalı devam edeceğiz. Onun duyurusunu yapalım. Tekrar sohbete geç başladık. Özür diliyorum hepinizden. Allah'a emanet olun. Sohbetimizi paylaşırsanız makbule geçer. İnşallah birisinin daha kulağı çınlamış olur. Birisinin daha en azından düşünmesine, sorgulamasına sebep oluruz. Oradan da biz sevap kazanmış oluruz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.